Yıl 1916, aylardan Nisan, Nisan'ın 15'i. Rus Kafkas ordusunun Maçka'ya girişi ve Ruslarla yapılan çatışmada şehit verdiğimiz ve topraklarımızdan misafir ettiğimiz yiğitlerimiz anlatılıyor bu şiirde. Kara Zırkalı Uşaklar Destanı şiir kitabından Asteğmen Hurşit ile Onbaşı Ahmet'in şiirini şiirini okumalar için Sayın Necati Zengin Beyefendi mikrofonu davet ediyorum. Değerli dostlar, ben İsmet Zeki abi soyunlarında yakından tanıma olanağına kavuştum. Şuradaki kahvenin önünde telefon açardım. Bizi beklerdi. Birkaç yazar, şair arkadaşlarla, dostlarla piknik yapardık onunla Maçka Deresi'nde. Bir gün yine bir şeyler yedik, içtik. Baktım İsmet abi ayaklarını çıkardı, çoraplarını çıkardı, paçalarını sıyırdı. Dedim abi nereye? Dereye gireceğim dedi. Ne yapacaksın dedim. Oradan dedi lak lak taş alacağım dedi. Kitap çevirirken kitapların arasına koymak istiyorum dedi. Özellikle buranın taşları çok renkli, güzel olur dedi. Bu vadiye, bu topraklara her yıl yazları gelir ve buraları çok severdi. Ruhu şad olsun, rahmetle anıyorum. Asteğmen Hurşit ile Onbaşı Ahmet. Koz Ağaç köyünün başında 13 kişi, çiçeği burnunda büyümün, gözleri çakılı kanlı pelik kavşağına, 3. bölükten takım subayı Mahmut Hurşit, daha kurşunu yememiş bacağına. Yıl 1916 Nisan'ın 15'i. Hurşit sigarasını yapmaktadır. Bir elinde ayna Trabzon'a doğru bakmaktadır. Yanında onbaşı Ahmet sağ eli kütüklüğünde parmak uçlarıyla şekli okşarken güneş tepelerin üstünden oyunlara akmaktadır. Bir sessizlik Maçka tepelerinde. Kanlı pelik kavşağından Maçka'ya doğru birer birer görüntü düşman. Ocaklı köyünün başından inen güneşle girdiler Maçka'ya. Maçka, iki dere arasında küçük bir kasaba. Türkiye haritasında bir nokta. Tarlalarda buğdaylar yeşil, ağaç doruklarında nisan tomurcukları, ekinlerin birebir vereceğini söyleyen eski, yaşam kokuşlu, umut bakışlı çocuklar evlerinin önünde oyuna koyulmamış daha. Günün öyle bir saatinde dünya. Maçka bir noktadır Türkiye haritasında. Osmanlı'nın vergi defterlerinde geçer adı. Önemsizdir. Yağlı bol, yumurtası peyniri, bir de deli cebalı vardı ilk çağdan beri. Saray mutfağında bilinir. Maçka'yı, Maçkalı'yı, bundan öte tarih ne bilir? Yakındaki tepenin gerisinden, karaçamların arasından yerden bitercesine bir kazak bölüğü. Adını bile duymadığı bir yerde hangi yerlerce bitirdiğini bilmeden sürünerek yürüyordu tepeye doğru. Yüreklerinde çocuklarının özlemi, titreyen elleri, tetiklerin kana susamış soğukluğunda kimin çıkarına bir savaşın ardında sürüklenen suyu, ışığa, emeğe, ekmeğe dönüştürenler. Damarından bir damla kan akıtmadan, ölümün köpüklü kulaklığında, yalpalayan bir susamışlığın hızı, geceyi gündüzden ayırmayı bilmeyen, sömürü yolculuğunda tutsak, savaş üzücüdür, ne yanından bakarsak. Bakalım insanın itildiği kayadan, yuvarlanan kanadı kırılmış kartal gibi yere yaklaştıkça tükenen can. Karşılıklı konuştu tüfekler. Bugün tüfeklerin konuştuğu yerde
iki mezar vardır kayanın eteklerinde. Biri Hurşit gençliğine doymamış, sevgiliyi sarmamış, gövdesinin sıcaklığında. Öteli Onbaşı Ahmet, toprağın kucağında, kemikleri kaldığı sürece doğada vardır. Ne fare bilir adlarını, ne vuranlardan geriye kalanların belleğinde birer silik çizgidir. Yalnızca kayaların yanında yolculardan bakan olursa, mezar bile denmeyen iki kimseye anlatır çocuklarına korkutmak için, oradan geçmeyin, tekin değildir diye. Biraz ötede taşlarla çevrili bir yer görülür, yumuşak yamacın üstünde. Onlar da Hurşit'le Ahmet'in konuklarıdır. Maçka toprağına kurşunların uyanılmaz uykuya yatırdığı kazaklardan.